Tarafsız Bölge başlıyor. Hepinize merhaba, iyi akşamlar. Hakan Bayrakçı, İsmail Dükel, Eray Güçlüer, Abdülkadir Selvi. Hoş geldiniz hepiniz. Ankara'da da Melik var. Melik Yiğitel'e de bir merhaba diyelim. Melik, sen de hoş geldin Ankara stüdyomuza. Merhabalar. Merhabalar, selamlar. Ben ve yalnızlığım sizi saygıyla selamlıyoruz. Eyvallah, teşekkürler. Bu arada bir ya böyle bir son dakika gelişmesi oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor haberi bir 10 dakika önce düştü haberlere. Yunus hemen karşımda, Washington'a dönelim. Bu olayı, bu gelişmenin ayrıntılarına bir bakalım. Ne zaman geliyor, hangi gün geliyor Yunus Blinken? Şimdi ABD Dışişleri Bakanı Blinken Cuma günü İsrail'de olacak. Yine bir bölge turuna çıkıyor. Hatırlarsak daha bu saldırılardan hemen sonra 7 Ekim'den sonra yine bölgeye gelmişti ve 6 tane Arap ülkesine gitmişti. İsrail'e 2 kez ziyarette bulunmuştu. Yani Tel Aviv'den başlamıştı. 6 ülkeye gitmişti. Sonra yine Tel Aviv'e dönmüştü. Bu noktada acaba niye Türkiye'ye gelmiyor gibi sorular oluşmuştu. Bizim Hürriyet Ankara temsilcimiz sevgili Hande Fırat bunu açıklamıştı. Hakan Fidan'la görüştükten sonra demiştik ki hani çeşitli tarihler belirlenecekti ancak programları uyuşmadı diye. Şimdi de biz pazar günü, bu geçtiğimiz pazar günü bir telefon görüşmesi görmüştük Blinken'la Fidan arasında. Burada bu ziyaretin olasılığının konuşulduğunu biliyoruz. Ben dün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarımıza ulaştım. Bu ziyareti sordum. Ve şunu söylediler, yani kayıt dışı olduğu için veremedik dün. Ancak biz bunu yarın duyuracağız demişlerdi. Şu anda da ben bakıyorum hatta elimde iPad'den. Bugün basın toplantısı başlayacak birazdan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün. Amerikan tarafının da bunu bugün duyurmasını bekliyoruz sözcü. Pardon Yunus, burada bir dakika. Yani Blinken'ın Türkiye'ye geleceği şu anda Türkiye'deki kaynakların yaptığı bir açıklama. Doğru. Amerikan kaynakları, Türk diplomatik kaynaklar. Amerikan diplomatik kaynakları henüz böyle bir açıklama yapmadılar. Belki de şu sıralar yapacaklar diyorsun, öyle mi? Şöyle, yani biz ulaştık. Dün konuştum bir yetkiliyle. Maalesef şu an teyit edemem sana kayıt olarak dedi. Kayıtlı olarak, yani hani haber yapabileceğin bir şekilde. Ancak biz bu seyahati yarın duyuracağız zaten dedi. Yarını bekle demişti. Bizim Türk diplomatik kaynaklar bunu vermiş oldu. Şimdi hatta 15 dakika da gecikti. 16 dakikadır bekliyorum o toplantının başlamasını. O toplantıda da Blinken'in bölge ziyareti bekleniyor. Hatta ben bugün bültenimizde de CNN TÜRK'te de şunu anlattım. Bir e-mail geldi bana bu sabah ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan. ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarının ziyaretini açıkladılar. Adeta o sanki öncü ziyaret gibi Ahmet Hakan. Çünkü kendisi müsteşar bugün İsrail'e gidiyor. Sonra nerelere gidiyor bu müsteşar? Ürdün ve Türkiye'ye. Yani adeta bir öncü ekip olarak müsteşar ilk önce İsrail'e, Ürdün'e ve Türkiye'ye gidiyor. Daha sonra da biz Cuma'dan itibaren Blinken'in büyük ihtimal, Ürdün'ü de katıyorum içine, İsrail, Ürdün ve Türkiye'ye gideceğini görüyoruz. Tabii orada İsrail ilk durak ama Türkiye'de pazar olduğuna göre cumartesi bir Ürdün yapabilir bu ikisinin arasında. Ama bu bölgede en az 3 ülkeye gideceğini şu an için söyleyebiliriz. Yani İsrail'e gidecek, Ankara kesin bir durak. Başka duraklarda olabilir, onlara bakılır diyorsun. Peki Erdoğan kabul edecek mi acaba? Yani çünkü Blinken'ın mevkidaşı Hakan Fidan tarafından, Hakan Fidan'la baş başa görüşecek. Şeyi merak ediyorum, yani ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan Blinken'ı kabul eder mi, görüşür mü? Gerçi bugün Abdülkadir, İran Dışişleri Bakanı'nı Erdoğan kabul etti değil mi? Evet, Cumhurbaşkanı. Evet. Yani görüştü. Belki şeyi kabul de İsrail, pardon, Amerika Dışişleri Bakanı'nı evet, da kabul edebilir. Kabul edebilir, evet. Yani o tabii şimdi ne Amerikan kaynağı ne Türk kaynağı bunu açıklamaz, söylemez. Açıklamaz, evet. Bu ancak bizim yapabileceğimiz bir spekülasyon olabilir. Dışişleri Bakanı da eşlik eder o görüşmede kendisine. Şeyde 12 Ekim'de İsrail yalnız ziyaretinde... Şöyle bir şey var. Melik. Pazar günü... Şimdi 5 Kasım pazar günü ne denk geliyor. Blinken Ankara'da olacak ama Cumhurbaşkanı cumartesi İstanbul, pazar günü Rize'de olacak. Yani programda bir değişiklik yapmazsa biraz zor görünüyor. Takvim çakışmıyor gibi. Yani eğer Cumhurbaşkanı Blinken'ı kabul etmek isterse programını değiştirir. Yani isterse kendi bileceği, yani bunu tercih ederse, seçerse değiştirir. Biraz rötarlı gider. Evet. Evet, yani doğru, önemli olan doğru. Yani Cumhurbaşkanının bunu tercih edip etmeyeceği, onu bilemiyorum ama ben bugün İran Dışişleri Bakanı'nı kabul ettiğini gördüğümde Amerikan Dışişleri Bakanı'nı da kabul etme ihtimalinin Abdülkadir gibi kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Blinken eğer görüşmeyi Cumhurbaşkanı kabul ederse bir günde bekler. Yani o da olabilir. Evet, o da olabilir. Kalır. Yani işte onun programlarını ayarlarlar diye düşünüyorum. Evet. Evet. Peki Yunus, şimdi 12 Ekim'deydi değil mi İsrail'e gittiği Blinken'ın o meşhur gezisi? 12 Ekim. Ben Yahudi olarak geldim. Ben buraya... Evet, yani o perşembe... Bir dakika, ona tam bakmam lazım Ahmet Hakan. Ben buraya... Çünkü Biden gelmeden önce gitmişti. ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, Yahudi olarak buradayım geldim demişti. Evet, perşembe günü varmış 12'sinde. 12 Yahudi Ekim olarak demişti da buradayım demişti. Öyle demişti değil mi? Ben burada hani... Doğru. Ben buraya sadece Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak geldim demişti. Ama sonra Mısır'a gitti. Mısır'a da buraya insan olarak geldim dedi değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Merak ediyorum Ankara'ya gelince ne olarak gelecek? Ama Erdoğan ona dedi ki ya dedi, Yahudi olarak gittiğini söylemişsin. İnsan olarak git. İnsan dedi. O da Mısır'a gitti. Buraya insan olarak geldim dedi. O da çok enteresan olmuştu. Şimdi o yüzden merak ettim. Ankara'ya indiğinde ne olarak geldiğini söyleyecek acaba? İnsan olarak geldim diyecek herhalde. İnşallah. Ya da Müslüman olarak geldim mi der acaba? O da... Bilemiyorum. Her başkentte ayrı bir şey olduğu için kendisi. Bu kadar kısa sürede din değiştirmek hakkı duruma göre vaziyet alıyor. Peki belki Yunus, yani Blinken'ın, yani sen artık takip ediyorsun hani Amerikan tarafındaki dalgalanmaları. Tamam, hani sonsuz İsrail desteği var ama işte bugün de yazdığın Hürriyet'te Amerika çelişkiler devleti diye. Çelişkileri görüyorsun, dalgalanmaları görüyorsun bu İsrail konusunda. Sonsuz destek var ama çelişkili de açıklamalar var. Blinken Ankara'da nasıl bir mesaj verebilir? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'nın tavrı da ortada. Hakan Fidan'ın açıklamaları belli, pozisyonu belli. Yani Blinken burada gelip nasıl bir yaklaşım sergileyebilir? Tahminini soruyorum. Çok isabetli bir soru, çünkü biz de sizin bahsettiğiniz gibi Ahmet Bey, bugün Hürriyet Gazetesi'nde şöyle bir başlık attık. Amerika çelişkiler devleti diye. Amerika'nın iki yüzü var 7 Ekim'den bu yana, 25 gündür. Bir, tam İsrailci, İsrail'e çok sert, katı destek veren, oradaki bütün vahşeti, katliamı adeta temize çeken bir yönü var. Bir de diğer yönü var. Bu yönü de melaike, siz geçen pazartesi günü alkışlamıştınız. Kamala Harris'in, başkan yardımcısının bütün açıklamalarını. Doğru. Bir de öyle bir tarafı var. Yani siviller korunmalı. Hamas'la Filistinler arasında ayrım yapılmalı. İki devletli çözüme ulaşılmalı. İsrail sivil ayrımı gözetmeli. Yardım tırları girmeli. İletişim kanalları kesilmemeli. Bu da Amerika. O da Amerika. Kırmızı çizgi çekmeyen de Amerika. Benim en azından şu ana kadar takip ettiğim, Amerikan reflekslerini sezinlemeye çalıştığım tarafım şunu söylüyor. Ankara'da büyük ihtimal bu ikinci yüzünü gösterecek ABD'nin. Sivillere dikkat edin diyoruz, İsraillere her konuşmamızda. Hamas Filistinlilere eşit değildir. Bu bölgeye yardım tırları geçmeli. Günde 100 yardım tırı geçirme hedefimiz var, ümidimiz var. Burada sivil ayrımı gözetilmeli. Bunları büyük ihtimal altını çizecektir. Bir de şimdi bir şeye referans alabiliriz biz. Pazar günü Sayın Fidan ve Blinken arasındaki telefon görüşmesi. Burada ne demişti ABD Dışişleri Bakanlığı bize yolladığı açıklamada? İkili İsrail-Hamas çatışmasının yayılmasını önlemek. Bakın çok önemli. Büyük ihtimal bunun da mesajını verecektir. İsrail-Hamas çatışması bölgeye yayılmamalı. Biz ABD olarak çatışmanın yayılmasını aramıyoruz. Böyle bir niyetimiz yok diyecektir. Rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak. Burada belki Türkiye'ye bir mesaj olabilir. Çünkü hatırlayın 7 Ekim'de saldırı oldu. 8 Ekim'de Blinken Twitter'dan, Fidan üzerinden yardım talep etti. Sonra onu silmek zorunda kaldı ilk günlerden. Bu da aklımızda dursun. 3. İnsani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını tartıştılar, görüştüler. Burada da işte o bahsettiğim yardım tırlarının geçişi, insanların iletişiminin kesilmesi. O zaman biraz böyle meleksi tarafını gösterecek Amerika'nın. İşte öyle mi? İkinci kısmı. Evet. Ve herkes onu bekleyebilir. İkinci kısmı ön plana çıkacak. Bu arada Dışişleri Bakanlığı toplantısı da başlıyor. Geliyor şu an Dışişleri Sözcüsü. O da bir gözümde orada benim. Bir de ne demişti? Bakan Blinken Fidan'a Başkan Biden'ın ABD'nin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım taahhütünü paylaştı. Büyük ihtimal bunu da duyuracaktır. Hani bakın biz o kadar da kötü değiliz. İnsani yardım diyoruz, işte sivillerin gözetilmesi diyoruz, Hamas eşit değildir, Filistinliler diyoruz. Bakın bir de 100 milyon dolar verdik. Yani siz çok anti-Amerikancı oldu sizin toplum ama ya biz aslında Filistinliler için de uğraşıyoruz. Yani o melaike yüzü gelecek gündeme. Peki Yunus şey olacak hani sonuçta Ankara'ya gelecek Blinken. Ankara'da da hem Fidan eğer kabul ederse Cumhurbaşkanı diyecekler ki ya çoluk çocuk öldürülüyor. Siz bunu alkış tutuyorsunuz. Bırak alkışı destekliyorsunuz falan hani bunu, bu zor sorular var yani Ankara'nın gündeme getireceği, soracağı, masaya koyacağı çok zor konular var. Yani hastane bombalıyorsun, çocuk öldürüyorsun, sivil ölüyor, hop demiyorsun, ateşkes demiyorsun falan hani bayağı bir zorlu bir görüşmede olacak bir yanıyla. Onlara da cevapları şu olacaktır büyük ihtimal Ahmet Hakan. Yine onların bu 25 gündür takip ettiğim cevaplarına referans göstererek İsrail tarihin en büyük terör saldırılarından biri yaşadı. İşte kadın, çoluk, çocuk demeden Hamas bunları katletti. Hamas bir terör örgütüdür. Ondan dolayı İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Belki şunda da siz de işte terörle mücadele ediyorsunuz. İsrail'i anlamanız lazım. Şöyle bir cevap vermişti bize çok ilginç bir şekilde Ahmet Hakan. CNN TÜRK olarak biz sorduğumuzda şunu söylediler. Eğer ABD'nin sınırının ötesinde de böyle bir şey olsaydı biz de operasyon yapardık. Terör örgütü olsaydı demişlerdi. Bunu söyleyecekler. Ama Türkiye'nin de bu konuda söylediği, defalarca söyledi Cumhurbaşkanı. Yani sen kendini bir örgüt yerine koyamazsın. Hani örgüt bunu yapıyor diye sen bir örgüt gibi davranamazsın. Sen bir devletsin ve senin bağlı olduğun bir takım uluslararası hukuk kuralları var. Hani savaş suçu işleyemezsin. Yani örgüte dönüşemezsin. Hiçbir kural tanımayan bir örgüt mantığıyla hareket edemezsin diyecektir mutlaka. Yani böyle tartışacaklar herhalde Ankara'da. Blinken'la Hakan Fidan, Blinken'la eğer kabul ederse Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani zorlu bir görüşme olacak aslında. Şu an ABD Dışişleri Sözcüsü İsrail ve Ürdün'e gideceğini söyledi. Ben hala işte altyazı olarak düşüyor benim önüme. Türkiye'yi de işte Ürdün'deki görüşmelerinde sivil hayatların korunmasının altını çizecek. O zaman şimdi bir dakika. İlk defa Amerikan tarafı Blinken'ın Ankara'ya gideceğini açıklamış mı oldu şu anda son dakika? Ürdün ve İsrail dedi. Ben daha gelmedi Türkiye. Türkiye gelmedi. Ona da bakıyorum şu an.